Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de yeni bir kitapla daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Zencani'nin, başlıkta böyle yazıyor, kapakta böyle yazıyor, başlık diyorum, doğrusu kapak. Zencani'nin bir de söyleyebilsem bak ne güzel olacak ama dilim dönmüyor. Alaaddin Keykubat'a sunulan siyasetname başlığıyla verilmiş. Eserin asıl ismi başka, o içeride geçiyor, onu da okurum. Yayını hazırlayan Hasan Hüseyin Adalıoğlu. Kitabın ismi Alaaddin Keykubat'a sunulan siyasetname. Yayını hazırlayan Hasan Hüseyin Adalıoğlu hoca. Yayın evi Yeditepe Yayınları. Hemen şöyle bakayım. Asıl ismi burada var mesela. Kitabul Letaifil Alaiye fil Fedailis Seniye. Kitabul Letaifil Alaiye fil Fedailis Seniye. Evet, devam ediyoruz. Zencani'nin ismini de sizinle paylaşayım. Tam ismi neymiş? Tabi uzun bir ismi var. Zencani'nin asıl ismi. 13. Şuradan biraz okuyayım ya. Bu çalışma İslam dünyasında 8. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yazılmaya başlanan. Bak, bu çalışma İslam dünyasında 8. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yazılmaya başlanan siyaset literatürü geleneğinin bir örneği olup 13. yüzyıl müelliflerinden Ahmet bin Sa'd bin Mehdi bin Abdissamet el-Osmani Ez-Zencani'nin siyasetname ve nasihatname türünde yazmış olduğu Kitabul Letaifil Alaiye Fil Fedailis Seniyye adlı eserinin çevirisi, kaynaklarının tespiti, yazarı ve yazıldığı dönemin tanıtımı ile siyasetnameler hakkında genel bilgiler içermektedir. Bu kitabın en özet tanıtımı bu olur arkadaşlar. İlk paragrafta müellifi muhteremi, daha doğrusu yayını hazırlayan Hasan Hüseyin Adalıoğlu Hoca tam olarak mevzuyu özetlemiş. Ben bir daha okuyayım burayı size. Bu çalışma İslam dünyasında 8. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yazılmaya başlanan siyaset literatürü geleneğinin bir örneği olup 13. yüzyıl müelliflerinden Ahmet bin Sa'd bin Mehdi bin Abdissamet el-Osmani Ez-Zencani'nin siyasetname ve nasihatname türünde yazmış olduğu Kitabul Letaifil Alaiye Fil Fedailis Seniyye adlı eserinin çevirisi, kaynaklarının tespiti, yazarı ve yazıldığı dönemin tanıtımı ile siyasetnameler hakkında genel bilgileri içermektedir, diyor yazar. Devam ediyoruz şimdi. Gene yazar dedim, yayın hazırlayan. Geldik 29. sayfaya. İlk alıntım buradan. Burada Kutat Kubilik. Dilim dönmemeye başladı yine. Yusuf Has Hacib'in burada ilk Türkçe siyasetname olan Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilik adlı manzum eserinden de söz etmeliyiz. Karahanlı Devleti'nin idare merkezi olan Kaşgar'da Karahanlı Türk İslam Kültür Muhidinde yazılan eser 1068 yılında tamamlanarak Tamgaç Buğra Han'a takdim edilmiştir. Kutatku Bilig'in kelime anlamı mutlu olma bilgisi, terim anlamı ise siyaset bilgisidir. Bak, Kutatku Bilig'in kelime anlamı mutlu olma bilgisi, terim anlamı ise siyaset bilgisidir. Şimdiye kadar eserin adı Türkçe'ye ve Batı dillerine çoğunlukla mutluluk veren bilgi şeklinde çevrilmiştir. Ben de böyle öğrenmiştim. Lisede veya ortaokulda, zaten üniversite sınavında falan bu böyle şeyler çok çıkıyordu. Kutatku Bilig'in de önemi o ya, ilk Türkçe eser olarak, ilk Türkçe siyasetname olarak soruluyor, bilgi olarak şey yapılıyor yani, isteniyor. Orada da ben böyle öğrenmiştim. Mutluluk veren bilgi diye çevrilmişti. Ama hoca burada bir yanlışı düzeltiyor. Türkçe'ye ve Batı dillerine çoğunlukla mutluluk veren bilgi şeklinde çevrilmiştir.
Ancak son yıllarda kut sözcüğü üzerinde yapılan etimolojik ve semantik çalışmalar bu çeviri şeklinin eksik olduğunu ortaya koymuştur. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk'te anlamlandırdığı şekliyle kutun, devlet yani siyasal iktidar ve egemenlik anlamında kullanılması daha isabetlidir. Yani eserin adını mutluluk veren bilgi anlamından ziyade iktidara ulaştıran bilgi ya da devlet yönetme bilgisi diye çevirmek eserin muhtevasına daha uygun bir adlandırma olacaktır, diyor yazar. Bu bilgi bana ilginç geldi. Ben de bir yanlışımı düzeltmiş oldum elhamdülillah. Efendim geldik 32. sayfaya. Şurada ilginç bir bilgi var. Alaaddin Keykubat, Anadolu Selçuklu devrinin zirve hükümdarı. Osmanlı için kanuni kimse, Anadolu Selçuklu Devleti için de Alaaddin Keykubat o. Bakın ne yapmış. Yazar, metin içindeki bazı Türkçe yaygın özlü sözleri, Yazar, metin içindeki bazı Türkçe yaygın özlü sözleri Arapça ifadelerle söylemeye çalıştığından, yani Türk atasözlerini Arapçayla çevirerek söylemeye çalıştığından onun bir Türk din alimi olduğunu düşünüyoruz. Yani böyle yapması kültürünün Türklerden beslendiğini gösteriyor diyor. Arapça yazsa da kafası Türk gibi çalışıyor. Onu demek istiyor hoca. Çünkü 13. yüzyıl Anadolu'sunda genellikle dini ilimler Arapça, edebiyat, tarih ve benzeri ilimler Farsça yazılıyordu. Hatta Alaaddin Keykubat, bakın burayı çizmişim. Hatta Alaaddin Keykubat döneminde bir ara Arapça resmi dil ilan edilmişti. Bir ara Arapça resmi dil ilan edilmiş arkadaşlar. Ümit Özdağ anlattı, anlatamazsınız bunu yani. Bir Türk hükümdarı hem de yüzümüzün akı, şanlısı, kahramanı, bir Türk hükümdarı Arapçayı resmi dil yapmış derseniz Ümit Özdağ onu bile reddeder yani. Onu da şeyden atar, tarihten çıkarır elinden gelse. Bu işte milliyetçiliğin, o da milliyetçilik değil artık, ırkçılığın şeyleri, arızaları. Pekala, devam edelim. Geldik 58. sayfaya. Burada dipnotta ilginç bir bilgi var. Benim açımdan ilginç, belki size öyle gelmeyecek. Alevi deyişlerinde dinleyenler bilirler. Hüdey kelimesi çok kullanılır böyle hani. Hüdey paralar beni falan diye böyle aralarda geçer, söylenir. Ben hep düşünürdüm ya bu hüdey ne demek? Hani manasını bilmiyorum. Burada onu yakalayabilecek bir ayrıntı var. Şehname, Pehlevi dilindeki Hüdayname'nin Farsça çevirisidir. Hüday kelimesi Farsça'da şah ve sultan gibi anlamlara gelmektedir diyor. Bak, Hüday kelimesi Farsça'da şah ve sultan gibi anlamlara gelmektedir. Yani deyişte şah demek istiyor demek ki orada. Bir gizli siyasi mesaj var. Peki Hüdayname ne? Sasani hükümdarlarından Enuşşirvan tarafından yazdırılıp kütüphanesine konmuştu diyor eski söylentiler. Daha sonra son Sasani hükümdarı Yezdicert, Danişver adındaki bir dihkana, yani onların ne diyeyim, Brahmanı gibi böyle üst düzey soylusu, alimi gibi bir şey, bu gelenekleri yeniden düzenlettirmiş ve Hüdayname adı ile Keyümers'ten Hüsrev Perviz'e kadar gelen olayları bir araya toplattırmıştır. Yani İran tarihinin ilk eseri gibi, İran mitolojisi mi diyelim, İran işte menkıbeleri mi diyelim, onların ilk derlemesi Hüdayname'ymiş. Hüday kelimesi de şah anlamına geliyormuş. Firdevsi'nin Şehname'si de ondan çeviriymiş. Aslında Şehname de Şahname herhalde. Öyle de olduğunu duymuştum bir yerde. Neyse, bu bilgi benim için ilginçti. Yani sizin ilginizi çekmemiş olabilir. Geldik efendime söyleyeyim kitabın 85. sayfasına. Arkadaşlar, atladığım bölümlerde çok güzel cümleler var. Ama hepsini okuyamayacağım için burada dikkatimi çekenleri sizinle paylaşıyorum. Zencani'ye ait ifadeler. Af, faziletli olmanın işaretlerindendir. Af, faziletli olmanın işaretlerindendir. Ona ahlakı güzel olan,
ve merhameti tam olanlar ulaşır. Allah'ın hadlerinden, yani Allah'ın belirlediği sınırlardan bir hadde karşı olmadıkça, devlete zarar vermedikçe ve hükümdara zararı dokunmadıkça, ki devlet ve sultanın fesadı havas ve avamın fesadıdır, fazilet af ile ortaya çıkar ve bu yüzden adalet, suçun tam karşılığı cezayı vermek ortadan kalkar. Yani af fazilettir, adaletten daha üstündür. Ama hangi sınırlarla? Allah'ın hadlerinden birisine denk gelmeyecek yani. Şeriatta bir cezası var bunun. Kesin uygulanması lazım. O alanda diyor af olmaz. Veya devlete diyor adam zarar veriyor. O konuda af olmaz diyor. Eğer af bu söylediğimizin aksine Allah'ın yasaklarına, hükümdara ve devlete karşı olursa bu kez zamanın felaketleri vacip olur. Yani bu konularda afta bulunan hükümdar da başına belaları getirir diyor yani. Bu konuda ve benzerlerinde razı olunan tavır bağışlanma ve affetme olup eşit ve adaletli olmak yerine faziletli yani affedici olmaktır diyor, devam ediyor. Geldik efendim kitabın 90. sayfasına. Aa, burada bir salat var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir salat getiriyor. Ez-Zencani merhum. Çok güzel, okuyacağım. İnkar ve alçaklığın karanlıklarında yüzen insanları aydınlığa çıkarmak için gönderilen seçkin ve üstün nebisi Muhammed Mustafa'ya salatu selam ederim. O aleyhissalatü vesselam kınından çekilmiş kılıç ve mızraklarla savaştı. Küfrün silah ve mızraklarını parçaladı, şirkin sancağını zelil etti ve böylece onlara galip geldi. Elhamdülillah. O sallallahu aleyhi ve selleme ve hidayet kapılarını açan karanlığın aydınlatıcısı Al ve ashabına sabah yelinden daha hoş, çocukluk çağından ve gençlik günlerinden daha tatlı pek çok salat ve selam olsun. Ne kadar güzel ya. Efendimize ve onun ashabına diyor, sabah yelinden daha hoş, çocukluk çağından ve gençlik günlerinden daha tatlı pek çok salat ve selam olsun. Amin. Allah'ım amin. Geldik 114. sayfaya. Burada Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Ebu Musa el-Eşari'ye yazdığı bir mektup var. Oradan bir kesit. Bütün bu anlatılanlardan sonra, öncesi yok kitapta, en mesut vali halkın idaresinden mutlu olan validir. Pardon, en mesut vali halkı idaresinden mutlu olan validir. En bedbaht vali halkı idaresinden mutsuz olandır. Ancak sen çok zevki sefaya dalma, memurların da senin gibi olurlar. Senin durumun yeşil bir mera görüp bolca yiyip semiren hayvanın durumu gibidir. Onun semirmesi kesilip yenmesine yol açacağından helak sebebidir. Yani çok diyor zevk-i sefaya dalarsan bu senin şişmene sebep olur. Şişmek de diyor şeyde hani kesilmeye yaklaştın demektir diyor. Gitmeye hazırlan. Burası da çok güzel. 115. sayfadan denildi ki kim mülkünü dinine hizmet için kullanırsa her sultan ona boyun eğer. Kim de dinini mülküne hizmetçi kılarsa oradaki herkes hırsa bürünür. Hemen hızla ilerliyoruz. Geldik 139. sayfaya. Bir devlet küfürle devam edebilir. Bak, bir devlet küfürle devam edebilir ama zulümle asla. Devam ediyoruz. Geldik 157. sayfaya. Bu da güzel. Şöyle bir yerden başlayıp okuyayım. Mu'temir bin Süleyman'ın şöyle dediği naklolundu. Sizden önceki sultanlardan biri kızıp öfkesi arttığında 3 sayfa kağıda yazı yazdı. Her sayfayı bir adama verdi. Birincisine
Kızdığımda şunu bana ver. İkincisine, öfkemin bir kısmı geçtiğinde şunu bana ver. Üçüncüsüne, öfkem kalmadığında şunu bana ver diye tembihledi. Bir gün çok öfkelendiğinde ilk sayfa ona verildi. Burada şöyle yazıyordu. Sen kimsin? Bu gazap ne? Sen ilah değil ancak kendi kendini yiyen bir beşersin. Bunu okuyunca biraz sakinleşti. Sonra ikincisi verildi. O yazıda yerdekine merhamet et ki semadaki de sana merhamet etsin. Öyle yazıyormuş yani. Üçüncüsünü eline aldığında şu yazıyordu. İnsanlara Allah'ın hakkını gözeterek davran, onlar başka türlü ıslah olmazlar. Geldik 169. sayfaya. Burada güzel cümleler var. Bazılarını ben Twitter'da da paylaştım. Kişi ancak iradesine işleyen güçsüzlüklerden dolayı koşmaktan korkar. Bir cümle daha. Kim ölümün yokluk olduğunu zannederse onun yokluğu hayatıyla başlamıştır. Kim ölümün yokluk olduğunu zannederse onun yokluğu hayatıyla başlamıştır. El-Zencani bu cümleleri Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'tan yani Hazreti Ali radıyallahu anh'tan naklediyor. Kaynağını bilmiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hop çok gittik. Buradaki kağıdı ıskalamayalım. Bu da güzel. Çoğu güzel. Hepsi güzel ama işte bu da güzel. Hikaye edildi ki Süleyman bin Abdülmelik bir gün saltanatı ve verdiği emirlerin derhal yerine getirilmesiyle gurura kapıldı ve Ömer bin Abdülaziz'e rahmetullahi aleyh bize verilen bu saltanat hakkında ne düşünüyorsun dedi. Bu Süleyman bin Abdülmelik Emevi halifesi. Ömer bin Abdülaziz de o zamanlar vali sadece. Bize verilen bu saltanat hakkında ne düşünüyorsun dedi. Ömer, bu saltanat gurur olmasaydı mutluluk, yok olmayacak olsaydı büyük bir güç, helak olmayaydı bir servet, yarınına güvenilir olsaydı güzel bir gün olurdu dedi. Bir daha okuyayım. Bu saltanat gurur olmasaydı mutluluk, yok olmayacak olsaydı büyük bir güç, helak olmayaydı bir servet, yarınına güvenilir olsaydı güzel bir gün olurdu dedi. Devam ediyoruz. Geldik 192. sayfaya. Burada yazarlara bir tavsiye var. Aslında yazarlara değil. Harun Reşid'in oğlu Emin katibine tavsiye vermiş ama yazarlar için de bence bu tavsiye geçerli. Emin bir gün önünde yazı yazan katibine şöyle dedi. Uzatmayı bırak. Kısa yaz. Kısaltma karşıdaki insanın anlamasına, uzatma ise müphemliğe yol açar. Yazarlıkta da bu iş böyledir. Geldik 224. sayfaya. Burada mesela ilginç bir okuması var Ez-Zencani'nin. Kur'an'da diyor, şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani Musa Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aslında Cenab-ı Hak bize aktarıyor. Rabbim bana kardeşim Harun'u yardımcı vezir kıl. Taha suresinin 29. ayetinden bu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah bir sultan hakkında hayır dilediği zaman ona unuttuğunda hatırlatacak, hatırladığı zaman yardım edecek, sadık bir vezir verir. Eğer Allah bir sultanın hayrını dilemezse ona unuttuğunda hatırlatmayacak, hatırladığında da yardım etmeyecek kötü bir vezir verir. Diğer bir rivayette, Allah bir idarecinin hayrını dilediği zaman, ona yardım istediğinde yardım edecek, unuttuğunda hatırlatacak, doğru nasihat eden salih bir vezir verir. Musa Aleyhisselam'ın vezir istemesi de, kardeşi Harun'u kendisine yardımcı istemesi de Ez-Zencani tarafından böyle değerlendiriliyor. Yani Cenab-ı Hak onun bu tavrını beğendiği için Kur'an'da bunu bize bir nasihat olarak da zikretmiş. Musa Aleyhisselam'ın kıssası üzerinden bunu bize öğretmiş.
Geldik 233. sayfaya. Burada kadınların hoşuna gitmeyecek bir alıntım var. Diyor ki idarecileriniz şerlilerden, zenginleriniz cimrilerden ve yöneticileriniz kadınlardan olursa sizin için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır. Bir daha okuyorum. Bu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'den rivayetiymiş. Aleyhissalatü vesselam öyle diyor Ezzeccani. İdarecileriniz şerlilerden, zenginleriniz cimrilerden ve yöneticileriniz kadınlardan olursa sizin için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır. Diyoruz. Bu da son alıntımızdı zaten. Böylece alıntılarımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Kitapta benim burada aktarmadığım daha birçok hikmetli söz, hikaye mevcut. Ben okudum, çok istifade ettim, çok beğendim. Elhamdülillah dedim, iyi ki okudum bu eseri. Bazı yerleri hatta bana böyle hani çok tesir etti. Kendi halime çok vahyettim. Yani ne olacak bizim bu halimiz? Cenab-ı Hak bizi razı olmadığımız hallerimizi razı olacağı şekle getirsin. Kendimize kalırsak bu iş zor. O açıdan etkiliyor kitap. Etkileyici bir tarzı var. Zaten Zencani de bunu Alaaddin Keykubat'a bu yüzden hediye etmiş. Bir de şu nokta çok önemli. Bakın bu siyasetname tek siyasetname değil. Bu bir geleneğin parçası. Başta okumuştum zaten, hoca bunu belirtiyor. Öyle bir dil kullanıyorlar ki bunlar sultana böyle tenkit değil, ulaşmaya çalışıyorlar. Bugünün aydınlarında bu çok eksik. Bugünün aydınları hep böyle fırça, adaletsizlik, bilmem şu bu falan böyle kızarak, kavga ederek idarecilerle konuşuyorlar. Zencani böyle konuşmamış. Bizim ulemamız böyle konuşmamış. Bizim ulemamız sultanın hayrını çoğaltmaya çalışmış. Şeytanla yardımcı olmaya çalışmamış. Yani onu kızdırmaya, kaçırmaya, zulme sevk etmeye çalışmamışlar. Bu da bana çok önemli geldi. Kitabın kapağını tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi paylaştığım kısımları çok azıydı. Paylaşmadığım daha birçok güzel şey vardı içinde. Kitabın ismi Alaaddin Keykubat'a sunulan siyasetname. Yazarı Ezzencani. Hazırlayan da yayını Hasan Hüseyin Adalıoğlu Hoca. Yayın evi Yeditepe Yayınları. İnşallah edinir, okursunuz, faydasını görürsünüz. Evet, fosforlu kalemde bir kitaplık daha bu kadar. Başka bir kitapta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.